Merhaba hanımlar, Şeyda Anlayışları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün incili bir model yapacağım. Bu kanalımda hemen hemen diyebilirim ilk defa incili bir model yapımı çekeceğim. Önceki kanalımda birçok videomda vardı incili modellerle. Ama burada hiç çekmedim, neden bilmiyorum. Ve bugün çok hoşuma giden bir model gördüm ve yapımını çekmek istedim. Sizinle paylaşmak istedim. Bu şekilde 363 numara, böyle bebe mavisi gibi. Yine Cenk Arkan'ın yazması. Şöyle paketini alayım. Evet, bebe mavisiymiş. Cenk Arkan'ın 363 numaralı yazması. Aynı şekilde altın başağında 363 numaralı ipiyle. Tek renkte biten güzel bir model yapacağız. Tek renkte iki sırada bitiyor. Üst sıramız incili oluyor. Alt sıramız da kalemle yapacağız. Şöyle bir kalem kullanacağım. Herhangi bir kalem olabilir ya da şiş olabilir. Örgü şişleri kullanıyorsanız, kalem yoksa evinizde. Ben çocukların boyalı kalemleriyle yapıyorum genellikle. Ben bu şekilde kalemle yapacağım alt kısmını. Alt kısmını yaparken ipimize inci geçirmiyoruz. Alt kısmı ya iki tane ip kullanmamız gerekiyor. Ben şu an iki tane ip var elimde. Birine inci dizdim. Şöyle incilerimizi ipe geçiriyoruz. Benim küçük boy, en küçük boy inciler bunlar. Bunları kullanacağım. Üst kısımda kullanacağımız ipe takıyoruz incilerimizi. Alt kısmı kalem üzerinde yapacağız ve buna inci takmamız lazım. Aynı ipi kullanacaksak eğer alt kısmı yapıp o şekilde üst kısma geçebiliriz. Şimdi ben alt kısmıyla modelimi başlayacağım ve yapımını göstereceğim. Umarım siz de beğenirsiniz. Öncelikle bu şekilde tığlamamızı yapıyoruz. İki zincirle tığladım ben. Daha sonra alt sırasından başlıyorum. İpimi tığıma sabitledim. Şöyle baş kısma doğru gelelim. Herhangi bir tığ bantısından giriyorum. Bir sık iğne ile buraya sabitledik ipimizi. Bir tane zincir çekiyorum. Bu ilmeğimi, bir saniye. Bu ilmeğimi kaleme geçiriyorum. Şöyle. Bu ilmeğimizi kaleme geçirdik. Aynı sık iğne ile girdiğim bir tığ battığının içinden tekrar giriyorum. Bir ilmek aldım. Bir. İki zincir çekiyorum. Bir yandaki tığ battısına geçtim. Bir zincir çekiyorum tekrar. Yine ilmeğimizi kaleme geçiriyoruz. Her tığ battısının içine bir tane ilmek yapıyoruz. Aynı tığ battıdan giriyorum. Bir, iki zincir çektim. Bir yandaki tığ battısına girdim. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek. Her tığ battının içinde bir ilmek olacak. İlmeğimizi geçirdikten sonra yine sık iğne ile girdiğim aynı tığ battıdan giriyorum. Bir, iki zincir çekip bir yandaki tığ battısına geçiyorum sık iğne ile. Burada da bir zincir çekip ilmeğimizi kalemimize geçiriyoruz. Modelimin alt kısmı da üst kısmı da hızlı bir şekilde ilerliyor. Gayet de hoş duran, böyle kibar zarif, çok da herkesin yaptığı bir model gerçekten. Ben de çok fazla her yerde görüyorum. Ben yapımını paylaşmak istedim. Kanalımda da hiç incili bir model çekmediğimi fark ettim aslında. İşte iki zincir çekiyorum. Bir yandaki geçiyoruz. Bir zincir çektim. Şöyle 2, 4, 6 tane oldu. Bu şekilde hızlı bir şekilde ilerliyor ilmeklerin yapımı. Alt sırası da üst sırası da aynı şekilde hızlı ilerliyor. Yani aynı işlemle ilerlemiyor fakat. 2 zincir çekip bir yana geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi kaleme geçiriyorum. Aynı yerden girdim. 2. Bir yana geçiyoruz. Bir zincir çekip kaleme geçiriyoruz. Bu şekilde alt kısmı.
Aynı işlemle ilerletiyoruz. Ben burayı biraz uzatacağım. Şimdi kalemimin üzerini doldurana kadar yapacağım ve diğer ipime geçeceğim. İki ip kullandığınızda şöyle bir faydası oluyor. İki tane ip kullandığınızda diğeri incili olduğu için mesela kalemi doldurursunuz. Bütün ilmekleri çektiğinizde direkt üstünü yaparsınız. O şekilde ilerletebilirsiniz. Tek ip olduğunda tamamen bitirip o şekilde diğer üst kısmına geçmeniz gerek. Bu arada ilmekler bazen bozulma yapabiliyor, dönüyor, kayıyor, çıkıyor. Böyle sorunlar olabilir eğer çok böyle elinizde oyalanırsa yazma. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Daha sağlıklı olacaktır bir yandan üstünü yapmak. Şimdi köşe kısımlarında da şimdi bu şekilde düz gittiğimizde bir sıkıntı yok bu aralı mesafede. Fakat köşe kısımlarda tabii ki bir gerinme oluyor bu mesafelerde. Köşe kısımlarda bir tığ battığının içine iki tane hatta bazen onu ayarlayacak şekilde üç tane bile yapabilirsiniz. Ona göre köşenin dönüşün ayarlanır ve daha güzel durur köşe kısımları. Şimdi ben bunu biraz uzatacağım ve üst kısmı için döneceğim. Evet, ben bu şekilde biraz uzattım. Kalem üzerinde tamamladım. Sadece model göstermek amaçlı yapıyorum. Şöyle hepsini birden çekiyoruz. Kalemimizin üzerinden çıkarttık. Bu şekilde. Bakın. İlk çıkarttığımızda gayet düzgün duruyor. Ama bütün yazmayı tamamladığımızda elimizde de böyle çünkü yapıyoruz. Bırakıyoruz, geri alıyoruz. O şekilde biraz dolaşmalar olabiliyor bazen. Üst kısmı için şimdi ipimi tığıma sabitledim. En baştan şöyle bakın düz kısmından ilmeğimin düzgün durduğu. Şöyle çevirdiğimizde nasıl duracak? Düzgün durduğu kısımdan yani dönme yapmamışsa alt kısmında bakın şu kısımlarda dönmeler oluyor. Bakın şunlar dönmüş mesela. Bir sık iğneyle girdik içine. İlk ilmeğimizin. Bir tane ince alıyorum. Şöyle. Bakın bu şekilde incimi kapatıyorum. İlmek kaydırarak. Daha sonra aynı ilmeğin içine bir sık iğneyle tekrar giriyorum. Burada bir ilmeğin üzerinde bir tane ince yapmış olduk. Şöyle görüntüyü netleştirmeye çalışıyorum. Yaptık. Arada bir zincir çekiyorum. Hemen ikinci ilmeğimin içinden bir sık iğneyle girdim. Bir ince alıyorum yine. Bakın şöyle inciyi tam dibine kadar getiriyoruz. Tığımdaki ilmeği sıkı tutuyorum. Parmağımdaki ipten dolayıp tığımdaki ilmeğin içinden kaydırarak geçiriyorum. Bu şekilde hapsetmiş olduk. Yukarıya doğru itiyorum. Ve yine aynı ilmeğin içinden girip bir sık iğneyle kapatıyoruz. Bu sık iğneyi de yaptıktan sonra incimiz yukarıda duruyor. Arada bir zincir çekiyorum. Hemen ilmeğimin içinden bir sık iğneyle giriyorum. Bir ince aldık. Kapatıyoruz incimizi. Tekrar aynı ilmeğin içinden bir sık iğne yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Yani bir sık iğne yapıp incimi kapatıyorum. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum ve arada da bir zincir çekiyorum. Hemen buradan da giriyorum. Bir sık iğne. Aynı şekilde incimi kapattım. Tekrar bir sık iğne. Arada bir zincir çekiyorum. Gayet hoş, güzel duruyor. Bu renk böyle biraz canlı beyaz inci kullandım. Koyu renklerde inci kendini daha fazla gösteriyor ama bunda da böyle cıvıl cıvıl duracaktır. Bir sık iğneyle girdik. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimin içine bir sık iğneyle giriyorum.
Bir tane inceyi kapatıyorum. Aynı yere ilmeğe tekrar bir sık iğne ile giriyorum. Bu sık iğneyi yaptıktan sonra incemiz şu şekilde yukarıda duruyor. Arada bir zincir çekip bir sonraki ilmeğime giriyorum. İlmeklerimiz dönmüşse döndüreceğiz. Hani çevireceğiz ve düz kısmından gireceğiz. Böyle dönmüş şekliyle girdiğinizde alttaki görüntü hiç hoş durmayacaktır. Şöyle kapatıyorum incimi. Hemen bir sık iğneyle girdim. Bir zincir. Bakın şöyle dönmüş. Çeviriyorum bunu. Bunun içinden giriyorum bir sık iğne. Önce bir sık iğneyle girip daha sonra ince alıyoruz. İncimizi kapattıktan sonra tekrar bir sık iğneyle giriyoruz. Dediğim gibi üst kısmı da bu şekilde kolaylıkla ilerliyor. Aynı şekilde alt kısmı da gayet kolay ilerliyor. Görünüşü de çok güzel bir model. Bu modelde dikkat etmeniz gereken köşe kısımlar. Köşe kısımlarda ilmeğimizi ikiye çıkartacağız. Çok geniş bir tığ battısı varsa bazen 3 de yapabiliriz. Ama tam köşeye denk gelen 3 tığ battığımızda ikişer ikişer olması lazım. En az köşeyi rahatlatması için. Şimdi ben burayı üst kısmı tamamlayacağım ve bitmiş haliyle döneceğim modelim. Ve modelimizin bitmiş hali bu şekilde hanımlar. Üzeri böyle ince dolu, altı da kalemle yapılıyor. Şimdi ben böyle kenarlardan boşluk olduğu için, yani sadece bir kısımda yaptığım için bu şekilde durdu. Sanki buralarda boşluklar varmış gibi. Fakat tamamladığınızda gerçekten yazmaya çok yakışan, çok hoş bir model olacak. Şöyle göstereyim. Tabii ki bu modelimizin ütüsüz hali. Ütülendiğinde de tam olarak yerine oturacaktır. Aşağıdan yukarıya doğru ütüleyebilirsiniz şu şekilde, ama incilerin üzerine gelmeyin. Yani incilerin üzerine ütü vurmayalım. Sıcaklıkla incinin kabuğu soyuluyor ve rengi değişebiliyor bazen. O yüzden incilerin üzerine ütü vurmasak daha iyi olur. Aşağıdan yukarı doğru zaten inciler en üstte şu kısma kadar böyle ütüleyebilirsiniz. Yapımı da kolay, gayet de hoş, kibar bir model. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin hanımlar. Beğeni ve yorumlarınızla kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.